Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ilk şehrimizi almıştık. Geziyorduk, para kasıyorduk. Gelişmeye devam ediyorduk. Şimdi turnuva vardı bir tane, 7 lord var. Girelim bakalım. Ben bir şeye tekrar... Oho, çift el mi bu? Vallahi çift el. 119 uzunluk. Benimkinden iyi ki lan bu. Kara yürek. Hadi bakalım. Bahis yatıracağım. Paramız var. Vuramadım. Bizim atlı girdi araya ya. Ablacığım aman diyeyim. Abla. Beyler. Alo. Vur artık şu kadına. Abla o kalkanı ben bir alabilir miyim? Sağ ol. Gitti bak. Nasıl öldü ya arbaletçiye? Şu var adam arbaletçiye nasıl ölebilir ya? Neyse. Derian vur aslanım. Vur, bu takımı biz taşıyacağız. Yatır abi bahsi. Oo, en sevdiğim. Arkamdaki bana şimdi saplayacak gibi ama. Vallahi hiç durmam. Ben önüme gelene takar geçerim. Takamazsak da yapacak bir şey yok. Bir koltuklanmış kargı vuruşu yapmak istiyorum da koltuklanmış kargıyı alınca yönümüzü değiştiremiyoruz. Bak boşa gidecek. Boşa gitti. Ha bak, koltuklanmış kargı vuruşu yaptı gibi geldi bana ama düz vuruş da yapmış olabilir. Bir yerdeki sıkıntı yalnız, tehdit bu bizim için. Sonuçta hala ben de atlayayım. Onu bir vursam ölebilirdi yalnız o. Ama oğlum bir durun ya. Aa, sıkıştı. Çekil lan, çekil işte önümden de şuna geçirecektim adamı bak. Benim ayarımı bozdu. Tamam. Şimdi prensese gitti. Şu kim? Bu da mı bizden? Derian'mış lan bu da. Derian gel bakayım oğlum. Derian alışkındır. Derian savaşta da mızrak kullanıyor zaten. Diğerleri kılıç kullanıyor da. Derian kırarım ben. De vurabilsen. Kıpırdama lan bir. Ha öyle dur. Az daha vurayım ben. Dur öyle. Derian öleceğim mi artık? Tamam. Derian'ı da yatırdık. Derian gene bir sonraki tura geçer. Geçmiş mi? Tabii ki geçmiş. Neyse benim takımda. Gel aslanım. Keselim şunları. Derian'la biz gene finale kalacağız. Helal lan Derian. Atını kesti adamın hemen ha. E şimdi adam da bizi kesecek yalnız. Öbürünün atını da kesti. Derian niye atlar oynuyorsun oğlum? Ama bak takıldım şimdi. Herif takacak mızıra. Ben birine koltuklanmış kargı vuruşu yaparım gibi geliyor ama. Hayırlısı bakalım. Aha vallahi taktım birine. Güzel taktım. Bir de şuna takarsam çok iyi olur. Ben mızrağı indiremedim lan. Hızım yetmedi. Mızrağı indirmeye. Aa, Derian'ın atı da gitti. Alırız bunu Derian ya. Bir şey yok bunda ya. Helal lan. Derian'la finale kaldık. Yine mi süvariyiz burada? Ah tek el. Derian gel. Gel bakayım aslanım. Hem tek el hem çift el bir kılıç satır vardı. Bak o satırı benim tekrar bulmam lazım. Nerede gördüğümü hatırlamıyorum onu. Galiba haritanın sağ üst taraflarında bir yerdeydi. Bakayım kara yürek nasıl bir şeymiş lan. Oo, benimkinden iyi de savurma hızı çok yavaş ama. Lan benim şu an kullandığım balta bile çok yavaş. Ben bunu satayım ya. Bunu satacağız. Şu an kullandığım şey de çok yavaş zaten. Şimdi. Şuradan atletizm gelmiş.
Birlik büyüklüğümü arttır tabii ki de. Çık bakayım şuradan. Rabbala maskeri alayım biraz daha. Rabbala'nın piyadeleri falan memlükler iyi. Yemek köyünden. Yemek köyü. Şuradan alırız. O çift el kılıcı almaya gidebilirim diyeceğim de 26 bindi satır. Fiyatını hatırladım şu an. Şimdilik o tarafa gitmeye gerek yok. Buradan sen bana bir az daha Rabbala maskeri ver bakayım. İki tane de Poryan askeri alalım. Poryanları da okçu yapıyorum. Direkt süvari çıkarsa süvariyi alırım ama. Seni bir okçu yapalım. Kaç tane okçum falan var onu da görmüyoruz ki. Önceden o da yazıyordu işte eski sürümler, diğer sürümlerde. Bu arada bu seriyi şöyle söyleyeyim. Yani öyle çok da uzun sürmez. Yani şey serisi kadar sürmez mesela. Nedir onun adı? Osmanlı serisi gibi sürmez. Çünkü şöyle bir durum var. Bu serinin asıl olayı zaten hikayesiydi. Farklı bir ortamda geçiyor. Bu oyunda şu an yapacağımız bak köyü tamamen geliştirdikten sonra seri biter. Ki o da zaman alır illaki de. Hikayesi zaten bitti şimdilik yani şu an bitmiş gibi duruyor. Ben bu arada esirleri hala satmadım. Gideyim şunları bir satayım. Görevde ne geldi lan? Neyse devam edelim. Bu arada mod da güncellenmez bu mod muhtemelen. Çünkü çok eski bir mod zaten. 1.02 sürümünü destekliyor adamlar. Sonra bir daha hiç güncellememiş yaptıktan sonra. Daha da güncellenmez. 1300'e de şunları... Tövbe estağfurullah. Bu ne lan yılan gibi? Ha bu suratı modluymuş ondan öyle duruyormuş. Ablacım. Allah'ım bu nasıl surat ya? Oyuncak bebek gibi. Ablacım iyi günler. Kolay gelsin sana. Bannerlord'un 1-3 sürümü çıksa da bir filler miller gelse şöyle bir fillerle oynasak ya. Vallahi çok merak ediyorum. Fil eklenirse oyunda nasıl olur acaba? Yani çok savaş mekaniğini kesinlikle değiştirir filler. Oo, çok iyi süvari çıkıyordu hocam. Nasıl yapalım? Ben köylü atayım biraz süvari alalım. 20 tane acemi var. Bir 10 tanesini atacağım bunu. Buradan ben şunun onun yerine şunları alayım. Neyse atlı buluruz gene. Ya da şuradan piyade de alabilirim. Burası kale köyü mü? Ne köyü burası? Burası normal şey köymüş. Buraya geç o zaman. Bunun diğer köyü şurası. Şuradan adam alalım. Buradan da bir sürü atlı çıkabilir. Süvari önemli. Oo. Az daha şey atalım. Köylü. 5 tane daha sallayalım şöyle. Tamam geriye kalanları da piyade falan yaparız. Full de süvari yapmayalım. Aslında bir şey diyeceğim. Full süvari yapsam da olur lan. Zaten kuşatma savaşında bunlar piyade olacak. Neyse atmayacağım adam. Para durumumuz artı 336 gayet güzel. Bizim şurada panayır alanı yapılıyor en son. Ne oldu? Hala yapılacak sadakat eksi 1'e düşmüş. Güvenlikten yiyor onu da. O düzelir o. Panayır alanı yapılınca düzelir gibi. 0.5 bonus gelecek. 40 gün var diyor. Burada hiçbir şey yok lan şehirde. Bir tek sur yapılmış yani. O da bir seviye zaten. Boşta kalırsan da festival oyun yaparsın. Kiliselik bir işimiz yok. Sürgün ülkesine gitsek bana da gerek yok. Şu an yine böyle bir isyan çıkarsa bedavadan bir şehre daha çökersem çok güzel olur. Onun dışında kasılmaya devam. Birazcık daha aslında görev yapıp para kassam bak. Bir şey söyleyeyim mi? At var mı? O savaş atından. Ucuz olan savaş atından var mı? 300'lük şundan ver. Bu binek. O pahalı. Şehirlere gezip görevlere bakacağım. Böyle bir 50k falan param olursa gidip o tekel çifte olan satırı alabilirim. Tüccar kervanına eşlik ederiz aslanım. Bizzat ben kendim eşlik ederim. Merak etme sen. O iş bende. Separa'ya gidiyoruz diyor. Gidelim. Ben senden önce gidiyorum ama. Neyse ben önde olmam daha iyi. Şimdi düşman spawn olunca direkt gider ben dalarım. Geliyor geliyor bak. Ta nereden geliyor bak. Gel gel.
Gel gel. Problemi çözeceksin, gel. Ben bu arada kendimi kimsenin başına geçirmedim ben. Ulan acaba kimsenin başında değilim diye mi şey oluyordu? Ne vardı bende? Menzilli silah hasarı. Şuna geçireceğim kendimi. Şu bizim oğlanda ne vardı? Atlı askerlere karşı daha yüksek hasar. Sen de süvarilerin başına geç oğlum. Derian. Evet. Sancağı tutuyorsunuz değil mi lan? İyi birileri tutuyor sancağı. Tutun oğlum tutun. Ekstra özellik o. Güzel güzel. Daha fazla attı daha iyi. O da gitti. Bayağı temizledik bunları ya. Bu arada bir arkadaş şu eski, yani çok efsane olacak ama olamayan şey, Osmanlı serisinde kullandığımız silah modu güncellenmiş demiş. Bakmadım güncellendi mi diye. Eğer güncellendiyse bundan sonraki seride orijinal oyun güncellenip de ekstra bir şey gelmezse onu oynayabilirim. Kaçıyor lan bunlar gene. Allah vuramadım be. Vursam öldüydü o da. Kaçırdık onu. Neyse. Şunları alalım. Lootlarına çökelim. Bunların lootlarına hiç bakmayacağım. Direkt satacağım. Ne geldi? Vekillik. Erzak tüketimi kaleler için garnizon için. Sahip olduğun atölyenin daha fazla üretim kuşatma. Kuşatma aletleri %20 daha hızlı inşa edilir. Bu da fena değil. Ama şöyle yapacağız. Bu daha çok işimize gelir. Diyeyim ben şuraya satayım loot'u. Bana bunları sattık. Ticarete loot'u sattık. Var mı hocam çifteli kılıç sizde? Burada yok ya çifteli kılıç. Şu bendeki şey mi? Bendekiyim zaten. Burada yok bir şey. Yemek olarak benim bir etmet var mı? Ver bakayım etin hepsini. Bu bizi bayağı götürür. Buradan nereye gidiyoruz? Geri mi döneceğiz? Yok, başka şehre gidiyoruz. Bu arada gözümün önünde uçan bir sinek var. Puş diye. Abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Şu an oyunda merak ettiğim şeyler bak. Bir, biz köyde o kendi konutumuzu fullleyince ne olacak? Bu modda merak ettiğim birinci soru. İki, şu kaos taşını bulursak kaos taşıyla ne yapıyoruz? Onu merak ediyorum. Başka da bir şey kalmadı zaten. Her şeyi yaptık. Bu arada hikayesi çok güzeldi. Gerçekten nasıl söyleyeyim? Yani işte sağa sola gittik, milletle konuştuk, yanımıza adam çektik falan. Çok güzeldi, zevkliydi. Oyunun orijinalinde böyle bir hikaye yok mesela. Bence eklenmesi lazım. İndirin oğlum hepsini. Hadi bakalım hücum. Mis gibi de arazi. Dümdüz bomboş. Bir de şey oldu şimdi, hikaye oynadık oynadık oynadık. Bir anda bir boşluk geldi böyle hikaye bitince. Lan çakal bir dur lan. Onu alın araya, onu siz halledersiniz. Kaçanlar vardır, ben onları kovalayayım. Öf, toza bak. Oo, herifler bastı gidiyor. Yetişirim de harita küçük çıkacak şimdi adamlar alanda. Poryan atlısı bas lan. Hadi be, kaçırdık. Lan bizim atlı olmasa onu keserdim ben. Neyse. Bunları da aldık yanımıza. Bunların notunu da aldık. Devam. Bak buranın bir olayı var mı acaba mesela? Burada da böyle bir alan var. Bu ağaçlık alan gerçi bir tek burada değil lan. Başka bir yerde, şurada bir yerde de görmüştüm ben bunu. Tamam. Bu sadece öyle şey yapmışlar.
Ve bir gireyim ben önden şeyleri satayım, malzemeleri de. Sonra tüccar ne yapacaksa yapsın. Buradan nereye gidiyoruz? Gitmeden önce bir saniye. Vizyelikte ne gelmiş? 75'ten yüksek olduğunda 2,5 hareket hızı bonusu. Fazla yükten ceza tecrübe. Şöyle yaptık. Siverpool'a gidiyoruz. Güzel. Ne kadar savaşırsak bizim için o kadar iyi. Bak askerler gelişmiştir. Tabii ki gelişiyor. Sizi hemen bir geliştirelim. Diğer adamlara bizim gene at kalmadı da neyse. At bulunur bulunur. Bir şey olmaz. Ne oluyor? Gene şey geldi. Ozan geldi. Anlat hikayem benim. Artı 15 gün. Güzel. Gelin bakayım lan, sizi de döveyim hızlıca. Nasıl atlokçu eksik lan? Ana ne yapradını? Süvari diye atlokçu mu yaptım? Püh. Neyse. Bir taneden bir şey olmaz. Ölür o ya bir savaşta. Ya da en kötü şehrin garnizonuna atar geçerim. Ne olacak? Bizimkiler araya aldı, indirdi. Ulan tam koşu yoluna sallayayım dedim baltayı. Yanlış salladım. Bunlar kaçar birazdan ha. Bunlar çabuk kaçıyor. Aa, kaçıyor bak bu. Kesin kaçıyor bu. Yavaş kaçarsın. Başka var mı? Kestik herhalde ya. Birkaç tane kaçan olmuştur belki. Siverpool yalnız. Siverpool'dur burası. Bana şunları satıyoruz. İleride bunları satıyoruz. Sen şu savaş atından bana bir ver bakayım 3 tane. Başka var mı savaş atı? 400. O da olur. O da olur. Bunu kilitleyelim bak. Bu kilitlemediğimiz bir atmış. Saldırı atı da savaş atı. 750 diyor. Gerek yok ya o kadar. Şimdi asker geliştiriyorum. Tamam, bunlar normal şey olacak. Bunlarda da sıkıntı yok. Atımız bitti tabii gene. Seni Rabbalam askerini piyade yapabiliriz. Hep okçu basıyoruz. Biraz piyade de lazım. Asker topla desek bir kişilik eksiğimiz var. Gerek yok şimdilik adam almaya. Tamam, benim işim bitti burada. Bizim tüccarın da son yeridir muhtemelen. Değilmiş. Bir yere daha gideceğiz. Vay anasını. Sağlam para ödemesi lazım bunun bana. Navia'ya geri gidiyoruz. Ben oradan almadım gerçi görevi de, orası son yerdir herhalde artık. Yani öyledir diye varsayıyorum. Şurada ormanın içinden bir tane daha çıkardı. Aha bu sonuncusu. Buna eminim. Siz de mi atlısınız lan full? Gelin bakalım. Hücum. Neyse, kılıcı alana kadar en azından baltayla çift el hünerimizi bayağı bir geliştirmiş olduk. Gelin bakayım lan. Herkes bana girsin. Ya da ben size gireyim. Giremedim. Giremiyorum. Kimseye vuramadım lan. Okçular kırarım bak belinize ha. Oradan az önce ok atıp durdunuz. Gel gel gel. Hadi bakayım nasıl keseceğim beni, gel. Bir vuruşu ölüyorsunuz zaten. Bu
Bu arada oyunu şayet modsuz oynuyorsanız bence kesinlikle modlu oynamanızı tavsiye ederim. Yani şey değil. Bu tarz böyle büyük modlar değil de hani işimizi kolaylaştıran. Mesela geçen sezon kullandığım modlar gibi. İşte otomatik en değerli zırhı giydirme modu mesela. Onun dışında kol bacak kopma modu çok güzel gözüküyor. Aynı anda böyle büyük silahlarla 3-4 düşmana birden vuruyoruz falan. O modlar hem zevkli oluyor hem de bazıları bayağı işinizi kolaylaştırıyor. Modun işinizi ne kadar kolaylaştırdığını modlar olmayınca anlıyorsunuz. Şu an bu seride farklı mod kullanamıyoruz. Bu mod çöküyor çünkü. Neyse sen kaç at, sana vuramadım. Ya da dur bakayım, Porien birisi saplayacak gibi sana. Atından düştü. Sen de kes. Ya da ben keseyim hadi. Ben kestim tamam. Loot'u da çektik. Bitti herhalde ya. Daha da saldıran olmaz. Gelişenleri şuradan. Hadi sen de piyade ol. Bize sonra at bulurum ben. Bayağı güzel para kastırıyor yalnız bu şeyler. Bineklerle işimiz yok. Savaş atı bir tane alırız. Loot'u da satalım. Ben bir 10K zaten sadece bu savaşlardan kastım. Bir de bu şimdi görev bitince para verecek. Kaç para verecek? 5K, 6K verdi neredeyse. Güzel para verdi. İyi para verdi. Ama görev çok uzun sürdü bu sefer. Şimdi köyümüzün durumuna ne oluyor lan yine? Ya kıracağım bak belinize ha. Tamam, sıkıntı yok. Seviye atlamışız. Olur öyle şeyler yaparız. Bir süvari alayım. Bir de okçu alayım hadi. Şimdi üründen sen bana şuradan savaş atı ver. Bunlar binek lazım değil. 600'lük savaş atını da alayım hadi. Bir kalık kalabilir. Biraz savaş atı da almış olduk. 35K paramız var. Şehrin garnizonu ne durumda? Şu an çok az garnizon var mesela. Bunun bitmesine daha var. 10K aslında atılabilir de gerek yok. Sadakat -0.42 diyor. Bir şey olmaz ondan. Bundan sonra bir tur meyve bahçesi, bir tur tahıl ambarı. Sonra pazar yeri, sonra bir daha panayır alanı yapılacak. Daha yapılacak çok iş var burada. Şimdi ticarete bir gir bakayım. Burada var mı at? Tabii ki yok. Yiyecek sıkıntımız yok. Aslında içeriye biraz tahıl atıp çeşit alabiliriz. İşte tereyağı gibi. Peynir, hurma, et, üzüm. Biraz balık. Birayı da ver. Ben de buraya azıcık tahıl atayım. 2K ödüyoruz gene. 2500 ödedik. Girdi 2500. Bir şey olmaz ondan. Köyümüz ne durumda? Bir köyümüzün erzağına bakalım. Bir şeyler yaptırabiliyor muyuz? 300, 800, 500. Odun bir tık daha kasıp odunu 400'e getirirsem, gerçi 400'e getirirsem neyi geliştireceğiz? Evimizi geliştirebiliriz. Evi geliştirince ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey oluyor mu onu da bilmiyorum. Neyse bunu önümüzdeki bölüme deneriz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.